Eugène. Gerben. Ne oluyor sultanım? Nedir bu haliniz? Bunu sen mi yazdın? Sultanım, sakın inkar etmeye kalkma Hürrem. Doğrudur sultanım. Bana inanmazsınız diye böyle haber vermeye uygun buldum. Son hadisenin intikamını böyle mi alıyorsun? Bunu neden yaptığım mühim değil. Mühim olan söylediklerim. Hakikat bu. Ne hakikati? Yalanmış hepsi. Nasıl? Söylediğim yere gitmediniz mi? Gittim. Nigar oradaydı. Üstelik karnı burnunda. Lakin çocuğunun babası Nasuh Efendi'ymiş. Siz de inandınız buna. İnanmadım elbet. Fakat Nasuh Efendi'yle de konuştum. O da aynı şeyi söyleyince... Ne malum aralarında anlaşmadıkları? Zira Nasuh Efendi paşamızın en sadık dostudur. Saçmalık bu. Nasuh Efendi itibarlı bir zattır. Üstelik vaktiyle kocasıydı. Böyle bir utancı kim kabullenir? Paşamız isteyince akan sula durur. Epey evli kaldılar. Ne hikmetse boşandıktan yıllar sonra çocukları oluyor. Bu hikayeye nasıl inanırsınız? Çünkü inanmak istiyorsunuz, öyle değil mi? Hürrem! Madem aksini düşünüyorsun, o halde ispat et. Tamam. Ne oluyor? Bir şahidim var sultanım. Bir de ondan dinleyin istiyorum. Daha ne kadar bekleyeceğiz Hürrem? Geliyorlar sultanım. Sultanım. Gülşah. Ne bu halin senin böyle? Paşamız canıma kıymak istedi sultanım. Sen kimsin ki paşa bunu yapsın sana? Nigar Kalfa ile olan münasebetlerine şahit oldum çünkü. Öldü sanıp attılar beni. Lakin kurtuldum. Sultanımıza sığındım. Kendilerine her şeyi anlattım. Neden inanayım sana? Ben de önce itibar etmedim. Bir ağa yolladım. Nigar'ı takip etti. Paşa'yı eve göre... Kes artık Hürrem. Sus. Sultan. Çekil. Sakın dokunma bana. Acınızı anlıyorum Sultan. Bunu kabullenmek zor. Ne eleyim ki? Hakikat bu. Ama ne diyorsanız yapmaya hazırım. İsterseniz susarım. Hiç kimse bilmez bunu. Sultanım, ben ne olacağım? Sultanım. Zümbü, hünkârımızın yanına gidiyorum. Sultanım, az evvel İbrahim Paşa'mız geldiler. Ona haber vereyim dedim.
Öyle mi? Güzel. Dediklerimi yaptın mı Sümbül? Harfiyen yerine getirdim sultanım. Her şey arzu ettiğiniz gibi olacak. Bu sefer hata istemiyorum. Ne pahasına olursa olsun Mahidevran'ın saltanatına son vereceğiz. Sultanım, İbrahim Paşa ne olacak? Malumunuz bize engel olacaktır. Sen onu düşünme. Paşanın derdi başından aşkın. Sultanım. Ah sultanım. Paşa, döndün demek. Yoksa beni mi bekliyordunuz? Bir şey mi oldu? Hatice Sultan yolunu gözlüyor. Haber de verilmemiş. Bir hayli tedirgin olmuştur. Edirne'deydim. Eminim duymuşsunuzdur, bir düşmanım vardı Efendi Hazretleri diye. Artık yok. İbret aleme olsun diye kellesini aldım. Ne güzel. Artık ailenle huzur içinde yaşarsın. Hatice Sultan'la evlatlarınla bir ömür saadet içinde. Mahidevran'ın da gitmesine engel oldun. Mustafa desen sancağa gidiyor. Bir sonraki adımın ne İbrahim? Mustafa'yı tahta çıkarmak mı? Manasız laflar bunlar. Bu hep böyle devam etmez paşa. Seni ayakta tut. Destek olan kim varsa bir gün kaybedeceksin. Ve emin ol, o günler sandığın kadar uzak değil. Hani öldürüp kurtulmaya çalıştığın hatun var ya. Gülçe, hatırlarsın. Sen nasıl? Allah'ın hikmetinden sual olunmaz paşa. Benden sana bir tavsiye. Hizmetindekileri değiştir. Zira sana ayak uyduramıyorlar. Bahsettiğinizi anlayamıyorum. Bal gibi anlıyorsun paşa. Ben her şeyi biliyorum. Hatice Sultanımıza nasıl ihanet ettiğini öğrendim. Başına neler geleceğini biliyorsun değil mi? Hatice Sultanımız seni boşayacak. Sonra görevinden azledileceksin. Bütün malına, mülküne el konulacak. Yerle yeksan olacaksın paşa. Hürrem Sultan, elinizden geleni ardınıza koymayın. Hatice Sultanım'la benim arama kimse giremez. Buna kimsenin gücü yetmez. Nigar kafa girmiş ama. Hatta bir çocuk bile vermiş. Hünkârımız bunu duyunca çok üzülecek. Malum, Hatice Sultanımızı çok sever. Kabul et İbrahim. Bitti. Buraya kadarmış, kaybettin. Paşam. Anlaşılan bu geceyi burada geçireceksin. Yoksa Hatice Sultanımız seni saraydan mı kovdu?
Yıllar evvel tam buradaydık. O geceyi hatırlıyor musun? Size bir şey demiştim. O yükseldiğin yerde öyle hızlı düşeceksin ki paşa. Seni öyle bir sanırım ki. Bana büyük lokmayı büyük laf etme demiştin. Zannediyorum ki artık bir tebrik hak ediyorum. Öyle değil mi? Marifet iltifata tabidir evet. Fakat unuttuğunuz bir husus var. Hala ayaktayım. Kabul et İbrahim. Bu savaşı ben kazandım. Ben her şeyden evvel bir askerim. Biz askerlerin arasında bir laf vardır. Eğer elin hala kılıç tutuyorsa kaybetmiş sayılmazsın. Eğer sizin yerinizde olsaydım ben bu kadar erken sevmezdim. Sen artık bir bataklıktasın. Kurtulmak için çırpındıkça daha da batacaksın. Ayrıca sen benim yerimde olamazsın. Zira ne yaparsan yap, değiştiremeyeceğin bir hakikat var. Ben hür bir kadınım. Sen de bir köle. Rakel Hatun Mahidevran Sultan'ı ziyarete geldi. Fakat istediklerini alamamış olacak ki sonrasında Gülfem Hatun'a gitti. Gülfem vaziyeti mutlaka hünkârımıza anlatacaktır. Mahidevran'ın başı fena halde dertte. Gece son gecesi. Saltanatı bitiyor. Fakat tedbiri elden bırakmayalım. Mahidevran Gülfem'in konuşmasını istemez. Bir şekilde engel olmak isteyecektir. Sümbül, gözünü dört aç. Gülfem'i korumamız icap edebilir. Duymaz geldim. Nasılsın? Daha iyiyim. Sağ ol Sultan. Hay Allah. Sana kim yaptı bu fenalığı? Kimin yaptığı belli değil maalesef. Gerçi saldırıyı yapan her kim ise bir şeyler demiş ama. Nasıl, ne demiş? Sen yaptın bunu değil mi? Bu tuzağı sen kurdun. İnkar edecek değilim, evet ben yaptım. Seni koruyan kimse de olmayınca iyice savunmasız kaldın. Tebrik ediyorum. Bu kez başardın. İnkarımız azletti beni. Artık burada tutmaz. Mahidevran bana suç bulma. Seni ikaz etmiştim. Kendi isteğinle git dedim ama dinlemedin beni. Neyse. Zararın neresinden dönsen kârdır. Bundan böyle Manisa'da oğlumla birlikte huzurlu bir hayat sürersin. Ne olacak şimdi? Harim sen mi yöneteceksin?
İbrahim Paşa buna müsaade eder mi sanıyorsun? İbrahim Paşa'dan müsaade isteyen kim? Ayrıca o kendi canının derdinde. Ne demek bu? Yakında öğrenirsin. Sultanım, şehzadelerim, hayırlı günler olsun. Hayırlı olacak inşallah. Söyle. Hünkârımız sizi buyurmuşlar. Ne oldu ki, bir şey dediler mi? Vallahi bir malumatım yok. Fakat Gülfem Hatun vardı yanlarında. Mesele mühim olsa gerek. Gel ürün, yaklaş. Gülfem Hatun buradaydı. Kendisiyle haremin idaresiyle alakalı konuştuk. Kendisinin fikrini sordum. Benimle aynı fikirdeymiş. Vaka teamüller de bunu gerektirir. Dinliyorum sultanım. Haremin idaresi sana emanet. Hayırlara vesile olsun. Ey benim gülen yüzüm, sevgilim. Senin güzelliğin dünyaya dedikodudur. Bu ne güzellik, bu ne yüz, bu ne güldür. Acaba saçın amberi görüp misk kokulu mu olmuş? Bu ne saç, bu ne kâkül, bu ne zülüftür. Aklım saçının kokusuyla doludur. Bu ne güzel koku, bu ne ıtır, bu ne hoştur. Gözyaşı dalgalarım taşıp başımdan açtı. Bu ne deniz, bu ne ırmak, bu ne nehirdir. Muhibbi ansızın divane oldu. Bu ne dert, bu ne aşk, bu ne huydur. Ben Alexandra Larossa. Osmanlı sarayına satılmış Rutenyalı köle. Din yeper nehrinde Karadeniz'e savrulmuş köle. Anası, babası, kardeşleri, sevdikleri yok olmuş köle. Bu dev dalgaların üstünde her an ölsem de cennette ailemle kavuşsam diye dua edin. 17 yaşında dünyanın kederini, zalimliğini öğrenmiş. Bir günde 1000 yaş almış. Yaşamaktan caymış, kadersiz, kimsesiz Alexandra. Ben Alexandra Larossa. Kederimi kimseye söylemedim, paylaşmadım.
Derdimi derin kuyulara bardım. Denize döktüm. Dalga alıp götürdüm. Canımı yakın her şeye kahkaha ile cevap verdim. Gözyaşımı sadece ailem için akıttım. Bu köle kızdan bir sultan yarattım, kadere karşı koydum. Ve işte şimdi hayatım, kaderimin değiştiği yerdeyim. Sultan Süleyman'ın sarayında. Başlarını yıkmak istediğim bu saray artık benim evim, yuvam. İntikam için duran kalbim, aşk için yeniden atacağını nereden bilebilirdim ki? Ben Hürrem. Sultan Süleyman'ın kölesi, cariyesi, sultanı. Beş evladının anası, nikahlı karısı Hürrem. Miski, Anver, Varı, sevgilisi Parlak Ay, yakın, sırdaşı, güzeller içinde sultanı Hürrem. Ben Hürrem, Mehmet'in, Mihrimah'ın, Selim'in, Beyazıt, Cihangir'in talihli anası. Haseki Hürrem Sultan. Evlatlarım, ben size kendime bir söz verdim. Yemin ettim. Vaktiyle diz çöktüm, etek öptüm, af dilediğim herkes. Gün gelecek, benim önümde diz çökecek dedim. İşte o günler geldi çattı. Bana türlü cefayı, kederi, eziyeti layık gören düşmanlarımın sonu geldi. Artık korksunlar benden. Zira aldıkları her nefesi zehir edeceğim onlara. Ateş olup üzerlerine yağacağım. Dünyayı ben yönetiyorum.